Merhaba arkadaşlar. Elektrot potansiyellerinde 10. videomuz hücre potansiyelini etkileyen etmenlerde ders denklemi ile ilgili uygulamalar yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla siz yine bu videoda da derişimi 1 molardan farklı olan çözeltilerin hücre potansiyellerinin hesaplanmasını öğreniyor olacaksınız. İlk örneğimiz. Şimdi bize bakınız bir e, çinko gümüş elektrokimyasal hücresi verilmiş ve bunun hücre potansiyeli kaç volttur diyor. Şimdi arkadaşlar şu değerler 1 molarlık çözeltiler için verilen standart değerler. Ama çözeltilere baktığımızda bu 0.1 molar, bu 1 molar. Derişim 1 molar'dan farklı olduğunda biz e, az önce bundan önceki videoda da olan Nernst eşitliği ile hesaplama yapıyorduk. Ama önce neyi bulacağız? Önce şu değerleri kullanarak standart hücre potansiyelimizi hesaplayacağız. Her iki iyonun indirgenme potansiyeli var ki gümüş iyonlarının indirgenme potansiyeli daha fazla olduğuna göre demek ki ikinci yarı hücrede ikinci kap katot olacak indirgenme gerçekleşecek birinci de anot olacak yazalım birinci kapta çinko elektrolitteki atomlar elektron vererek çinko artı iki iyonlarına yükselt gelecekler. Su da artı iki elektron. Hatta bunun değeri ne olacak arkadaşlar? Ters çevirdiğimiz için 0.76 volt. İkinci kap bizim katot yarı hücremiz. Orada gümüş artı iyonlarının elektron alarak indirgenmesi gerçekleşecek. Bunu aynen yazdığım için artı 0.80 volt. Şimdi toplayalım. Hem tepkime denklemimizi, pil tepkimesinin denklemini bulalım. Hem de standart hücre potansiyelini belirleyelim. Topluyorum. Aa, bu arada alınan verilen elektron eşit olması gerekiyor. Bakınız 2 ile çarptım. Demek ki o denklemimizdeki n değeri 2 olacak. Zn katı artı 2 ag artı su da çinko yükseltgeniyor. Hop. Çinko artı 2 iyonlarına. Gümüşler de indirgendi. Peki standart hücre potansiyelimizde şunların toplamı olacak. Yani 6, 5 artı 1,56 voltmuş. Peki şimdi burada derişim 0,1 molar olduğuna göre biz farklı bir derişim üzerinden denklemimizi kullanarak hesap yapacağız. Diyeceğiz ki pil potansiyeli standart olmayan pil potansiyeli standart pil potansiyeli eksi bakınız şu değeri 0,06 alınız demiş. 0,06 bölü n çarpı logaritma q ki bu da neye eşit olur? Hemen üstteki denklemden bakalım. Çinko artı 2 iyonları derişimi bölü gümüş iyonları derişiminin karesine. Yerlerine koyuyoruz. Ama da uzun işlemleri oluyor bunun. Eşittir. Standart bulduğumuz değer artı 1,56 volttu. Eksi 0,06 bölü Alınan verilen elektron sayısının alınan ya da verilen elektron sayısının 2 olduğunu bulmuştuk. Çarpı logaritma çinko iyonları derişimimiz 0,1 gümüş iyonları derişimimiz 1'in karesi. Devam edelim. Artı 1,56 eksi 0,03 çarpı logaritma 10 üzeri eksi 1. Şimdi logaritma 10 üzeri eksi 1 dediğimiz şurası eksi 1'dir. Ve şunu da 0,0 eksi 0,03 ile çarparsak artı 0,03 eder. Dolayısıyla bu koşullarda hücremizin potansiyeli artı 1 virgül toplayacağım ben bunu gene size 59 volt edecektir arkadaşlar. Hatta şunu da görelim. Bakın bu 1 molar olsaydı, bu 1 molar olsaydı. Hücre potansiyelini 1.56 bulacaktık. Çinko'nun 0.1 olması yani bunu azaltmamız demek e, dengenin ürünler lehine bozulması, hücre potansiyelinin artması demekti. Bakınız standart değerden daha büyük bir değer elde etmiş de olduk böylece. İkinci örneğimiz bir test sorusu. E, magnezyum ve çinko iyonlarının standart indirgenme potansiyelleri verilmiş arkadaşlar. Magnezyumun indirgenme potansiyeli eksi 237 voltmuş. Çinkonun eksi 076 voltmuş. Buna göre diyor yanda verilen pille ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi önce şuna bakalım. Bu bir standart hücre mi ya da standart pil mi? Hayır. Bu 0,1 molar. Bu 0,01 molar. Demek ki bizim NERS denklemiyle bir hesaplama yapmamız gerekecek. Ama önce standardı bir bulalım. İndirgenme potansiyeli çinkonun daha fazla. Demek ki bu kapta indirgenme gerçekleşecek katot, bu kapta yükseltgenme gerçekleşecek anot. Yazalım. Anot yarı hücresinde magnezyum elektrotun elektron vererek magnezyum artı iki iyonlarına yükseltgenmesi gerekiyor. Ve bunu yükseltgenme yaptığımız için standart yükseltgenme potansiyelimiz artı 2.37 volt. Birinci kapta yani katot yarı hücresinde çinko artı iki iyonları suda elektron alarak hop metalik çinkoya indirgeniyor. Burada indirgenmeyi yazdığım için eksi 0.76 volt edecek. Şimdi toplayalım sevgili arkadaşlar. Burada e, şöyle bir durum var. Alınan verilen elektron sayısı zaten 2. Ops yanlış şey attım. Dolayısıyla biz eğer e, NERS denklemini kullanacaksak N değerimiz 2 olacak. Toplayalım. Pil tepkimemiz Mg katı artı Zn artı 2 suda hop Mg artı 2 suda yukarıda unutmuşum sudayı katı ürünlerde yazmayı ama Zn katı ve bunun standart hücre potansiyelinin 1,61 volt olmasını bekliyoruz. Peki. Öncelikle neye bakalım? Mesela kolaylardan gidelim. Birinci kaba su eklenirse. Şimdi birinci kaba su eklediğimizde birinci kapta çinko iyonları var. Bunun derişimini azaltmış oluruz. Denge girenler tarafına bozulacağı için pil potansiyelinin azalıyor olması gerekir. Bu gitti. Sıcaklık azaltılırsa bütün pil tepkimelerinin egzotermik olduğunu söylemiştik. O zaman sıcaklığı azalttığımızda denge ürünler lehine bozulacağı için pil potansiyeli artar 2 doğrudur. Şimdi bir yanlış neden bu derişimlerin bir moler olduğu durumda bulduğumuz durum. Ama hesaplayalım garanti olsun bizim için. Hmm, ne diyeceğim e pil eşittir e0 pil eksi bakınız değeri 006 alınız demiş 006 bölü n çarpı logaritma Q'ydu. Bu artı 1,61 eksi 0,06 bölü 2 alınan verilen elektron sayısı logaritma magnezyum iyonları derişimi bölü çinko iyonları derişimi Oo, ben buraya sığdıramayacağım bunu. Neyse sonucu yazacağım artık arkadaşlar. 1.61-0.03 çarpı logaritma. Magnezyum iyonları derişimi ne kadar? 0.01 molar. Çinko iyonları derişimi 0 0.1 molar. Buradan siz de hesabı yaparsanız arkadaşlar bu değerin artı 1.64 volt olduğunu bulursunuz. Bakınız buna eşit olmadı. Ee, dola, hatta bir şey daha söylemek isterim. Yani bir hesaplamayalım dedim ama eğer burası da 0,1 molar olsaydı, burası da 0,1 molar olsaydı, bakınız 0,1 bölü 0,1'den gene e, 0 pil değişmediğini görürdük. İkisi de birinci dereceden etkiliyor olduğu için o yüzden de biz hesaplayarak garantiye almış olduk. eee Burada o zaman hangi ifadelerimiz doğru oldu bizim? Yalnız ikinci ifademiz doğru oldu arkadaşlar. Bu videoda son bir uygulamamız var. Şimdi standart şartlarda yani derişimlerin bir molar olduğu durumda bakır artı 2 ve kalsiyum artı 2 iyonlarının indirgenme potansiyelleri verilmiş sırasıyla şöyle. Buna göre diyor eğer biz bakır artı 2 de iyonları derişimini şöyle kalsiyum iyonları derişimini şöyle alırsak pilin potansiyeli kaç volt olur? Şimdi neyi hesaplamam lazım? Önce bir standart hücre potansiyelini. Değerlere baktığımda bakır artı 2'nin indirgenme potansiyeli kalsiyum artı 2'den daha fazla. Demek ki katotta bu pilin katotunda bakır artı 2 iyonlarının elektron alarak Metalik bakıra indirgenmesi lazım ve bu değer artı 0.34 volt indirgenme potansiyeli verildiği için. Anotta ise kalsiyum elektrotun ya da kalsiyum atomlarının elektron vererek kalsiyum artı 2 iyonlarına yükseltgenmesi lazım. Şu verilen indirgenmeydi. Yükseltgenme olacağına göre artı 2 30, e, 87 volt dedik. Şimdi bunları toplayarak pil tepkimemizi bulalım ve standart değerini hesaplayalım. Ha, bu arada alınan verilen elektron sayısı 2 bakınız. Dolayısıyla n değerimiz 2 olacak bağıntıda yerine koyarken. Artı ca katı hop cu katı artı ca artı 2 suda. Şimdi yukarıdaki şimdi değerleri toplayarak standart hücre potansiyelini de belirleyelim. Ben burada bunu hemen hesap makinesinden yan tarafta yapayım. Artı 3,21 olmuş. Bu standart. Şimdi derişimler farklı olduğunda ne yapacağız? E0 pil eksi yine değeri 006 kullanalım demiş. Logaritma Q o da ne olacak? Kalsiyum iyonları derişimi aman da pek çirkin oldu. Bölü bakır artı 2 iyonları derişimi yerlerine koyalım. E0 pil değerimiz 3,21 volt eksi 0,06 bölü 2 çarpı logaritma. Şimdi ne diyordu bana? Kalsiyum iyonları derişimi 0,1 olsun. Bakır artı 2 iyonları derişimi 0,01 olsun. O zaman şurası sevgili arkadaşlar 1 bölü 0,1 10 üzeri yani logaritma 10 üzeri 1'dir. Bu değer 1'dir. Sonra bitireceğim inşallah. 321 eksi 0,03 çarpı 1 olacak. Buradan da 321'den 0,03'ü çıkarırsak arkadaşlar pil potansiyelini artı 3,18 volt bulacağız. Bu verilen değişimlerle hücremizi hazırlarsak. Evet bu videomuzda da sizlerle e, derişim etkisinde ders e, denklemiyle nasıl hesaplamalar yapıyoruz bunları yaptık arkadaşlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.